Günaydın selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın neresinde Türkiye ile ilgili haber varsa hepsi bu videoda. İlk olarak Avrupa. İsveç'te başlıyorum. İsveç ve Fransa arasında bir gelişme ama değişik bir gelişme. Nedir? Nükleer enerji noktasında hamleler. İsveç elektrik fiyatlarının yükselmesi sebebiyle bunu giderme, buna bir çare geliştirme noktasında Fransa'dan nükleer enerji, nükleer tesis kurması için yardım istiyor. Fransa, İsveç'te nükleer santraller kuracak. İsveç'te halihazırda hazırda 12 tane nükleer santral var. Bu yetmiyor. Elektrik açığı kapanmıyor. Fiyatlar her geçen gün daha da artıyor elektrikte. Biraz daha nükleer santral kuracak İsveç. Eee. Ve bu nükleer santralleri kurmak için yasada bir değişikliğe gidiyor. Tamam nükleer santrali var ama daha fazla kurmak için İsveç yasal olarak değişiklik yapacak ve çok daha fazla santraller kuracak. Heh. Şimdi onlar yaparken, Avrupa'nın börtü böcek sevdalılar yaparken bir şey yok. Hani doğaydı, yeşildi, bitkiydi, börtü böcekti. Her şey onlar için. Onların ihtiyacı varsa her şey mübah, her şey yapılır. Ama Türkiye bir tane nükleer santral kurmaya çalışıyor. Dünyanın belalarının hepsi Türkiye'ye birikti. Ellerinde pankartlar, Tabi onlar gelmiyor. Onların fonladığı foncuklar ne yapıyor? Ellerinde pankartlar, onlar bunlar bayraklar nükleer santrale, Akkuyu'da yapılan santrale karşı çıkıyor. Türkiye'nin artan enerji ihtiyacı, Türkiye'nin artan bu ağır sanayideki enerji ihtiyacını gidermek, karşılamak, şehirlerin enerji ihtiyacını karşılamak için enerjimizi bir çeşitlendiriyoruz. Bunun için de nükleere de yatırım yapılıyor. Nükleerden, rüzgardan, barajdan, sudan, güneşten her şeyin elektrik enerjisi üretmek için, daha çok çeşitlendirmek için hamlelerimiz devam ediyor. Ama onlara Avrupa'ya her şey serbest. Türkiye'ye gelince yap yok. Biz sizin karın arınızı biliyoruz. Türkler nükleer üretmeyi, Türkler nükleeri geliştirmeyi, nükleeri öğrenmelerini istemiyorlar. Siz isteseniz de istemeseniz de biz yapıyoruz ve dahi yapacağız inşallah. Geçiyorum Tayvan'a. Tayvan'dan çok kritik bir hamle. Tayvan Çin'e karşı 3000 insansız hava aracından oluşan bir filo, dev bir filo kurmak için düğmeye bastı. Devasa bir yatırım yapacak. Tayvan'da bulunan 9 tane İHA SİHA üreticisine, esasen SİHA değil de İHA üreticisine bu proje kapsamında destekler verilecek ve 9 firma, devlet firması, özel firma Tayvan için üretecekleri bu proje kapsamındaki İHA'ların, SİHA'ların prototiplerini yapacak hükümeti sunacak ve hükümetin onay verdiği alandaki İHA'lar, SİHA'lar seri bir şekilde üretilecek. Çin'e karşı dev bir ordu kurmak istiyor Tayvan ve bunun içinde hem denizde gemilerden kalkacak İHA'lar, SİHA'lar hem karada her türlü şartta uçacak jet motorlu, normal keşif gözlem yapacak İHA'lar, SİHA'lar Tayvan kesenin ağzını açtı. Çok geç kaldın Tayvan. Gel biz sana birazcık destek çıkarız sen paradan haber ver. Ha, tabii ki yapacaklarımız export versiyonu. Biraz da Çin'in burnunu böylece diğer eller üzerinden sürttürmüş oluruz. Çin'e karşı Tayvan'a, İhasiha satmak neden olmasın canım? Türkistan, Doğu Türkistan, Uygur Türkü kardeşlerimize selam olsun. Şimdi sizlere günlük küçük bir doz Türk teknolojilerinde geliştirdiğimiz ürünlerin böyle vurucu haberini anlatacağım. Küçük bir doz. Böyle 30 saniye 15 saniye. Mini muharip uçağımız. TFX'imizin çok ilginç bir özelliği var. Belki dünyada ilktir. Ne mi? Pilotumuz, savaş yeti pilotumuz olmadık bir anda hani uçağın içinde jetin içinde bayılabilir. Milyonda bir ihtimaldir. Olabilir. Oldu. Ne olacak? O uçak düşecek. TFX'imiz çakılacak. Yok 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 yok. Mühendislerimiz bunlar da düşündü. Mini buhar bıçağımız TFX'imiz kendi başına otomatik olarak yere iniş yapabilecek. Vay vay vay. Elhamdülillah. Otomatik pilotlu TFX. Bir yandan çay demler. Çayı yudumlarken jet görevini yapar. Geri inişini yapar mı? Daha neler yapacağız? Tespit çekerekten TFX'i uçuracağız inşallah. Her akşam bir doz Bilal FZ haberleri iyi gelir diyoruz. O zaman haberlere kaldığımız yerden devam. Somali'de siyasi kriz. Somali'deki eyaletler birbirine girdi. Somaliland ve Puntland arasında kavga. Bu kavganın gelişmesi ve kavganın sonucunda iki taraftan da birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve bugün Puntland eyaleti arkada haritayı paylaşıyorum. Bağımsızlığını ilan etti. Hani zaten içte özel bir yapı. Şimdi tamamen ben bağımsızım diyor. Dışarıda bağımsız bir devlet olaraktan hareket edeceğim. Mogadishu hükümetine karşı bayrak açtı. Puntland. Puntland bu bölgelerde İtalyanların bayağı bir etkisi vardı. Biz Türkiye olaraktan Türk Devleti Mogadişu hükümetiyle çok yakınız. Somali ile çok yakınız. Mogadişu biliyorsunuz bu eyaletler Somali eyaletleri içinde merkezi yönetimin başkenti. Hani Somaliland, Puntland, Somali bölgesi diğer eyaletler diğer bölgeler Mogadişu hükümeti üzerinden yönetiliyor. Kriz. Siyasi krizi. Bakalım neler olacak. Türk Devlet aklı burada adımlarını hamlelerini atacaktır. Şimdi esasen Somaliland ve Puntland arasında kavga 2007'ye dayanıyor. 2007 yılında sınır krizi vardı. Puntland, Somaliland birbirlerinin sınırlarına göz dikiyordu. Orada birçok kişi hayatını kaybetmişti. 2007'den bugüne olaylar durulmuştu ki bugünlere kadar ve bugün Puntland tekrardan Somaliland'la kavgaya tutuştu. Çözeceğiz. Sakin olun. kurtlar diyarı. Sakin ol ya çözeceğiz sizlerin dertlerinizi. Ama Puntland tarafının Mogadishu tarafına şu atışı var. Siz Amerikancı bir hükümetsiniz çıkışı var. Burası da ilginç bir çıkış. Acaba acaba acaba. Amerika. CIA. Türkiye'nin Somali'de artan etkisi. Türkiye'nin Somali'de yeni bir devlet inşa ettiğini biliyor zaten. Bunu kırmak için. Türk etkisini Somali'de azaltmak için Somali'yi parçalamaya mı çalışıyor? Olur mu? Olur olur. Olmaz deme. O Johnny'lerin o elini Türk devleti kırar ve dahi kırıyoruz da. Geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev yaptığı açıklamada Ermenistan çok fazla silahlanıyor. Ermenistan silaha çok fazla para atıyor. Boşa yapıyor. Boşa bu kadar para atıyor. Yapmasın. Çünkü günün sonunda o yaptığı silahlar, o aldığı, satın aldığı silahlar onun başında kıracağız mesajı verdi İlham Aliyev. Hani bu söylemler Türkiye'nin söylemleriyle böyle benzer. Nasıl mı benzer? Şimdi Türkiye Yunanistan'a karşı ne diyoruz? E Yunanistan, silah yiyorsun. Nüfusundan fazla silah alıyorsun. Askerinden fazla silah koyuyorsun. Paran yok, oradan buradan Almanya'nı zıt zıt yapıyor. Almanya'dan borç para alıp yine silah alıyorsun. E bu kadar silah Kendini savunmak içinse çok fazla. Çünkü askerden fazla silahın oldu. Ama bu kadar silahları Türkiye'ye karşı yiyorsan bizim için çok az. Çorum kamyoncuları, neyde hurdacıları, Edirne hurdacıları, kayıkçılarımız, papçı gençliği, avcılarımız, daha kimler kimler topunuzu ezer geçeriz. Zaten avcılarımız hepsi birden paf bir ateş yapsa böyle milyon tane ulan bir tane sirtaki kalmaz. Keklik gibi hepsi çakır çakır sirtaki kekli yere çakılır. Aynen bu şekilde Yunanların dindaşı Ermenistan'a da Daşnak kafalılara da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uyarıyor. O kadar silaha boş yere yatırım yapmayın. Paranıza yazı olacak. Size de yazı olacak. Gelin Türklerin barış elini tutun ey Daşnak ey palikaryalar. Yoksa siz bilirsiniz. Azerbaycan'dan 2025 Karabağ çıkışı Rusya'nın hoşuna gitmeyecek. Ne oluyor? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarında şu şekilde konuştu. Karabağ'da bulunan Rus barış gücü askerleri 2025 yılında çıkacaktır dedi. 2 yıl kaldı. Bu 2 yıllık görev süresi dolduktan sonra oradan çıkmak zorundalar, çıkacaklar. Şimdi bu sevgili dostlar Moskova'nın hoşuna gitmeyecek. Burada Aliyev şu mesajı veriyor. Biz Türkiye ile bir ve beraberiz. Türkiye ve Azerbaycan Türk Birliği çerçevesinde bölgedeki güçlerimizi arttırıyoruz. Ve Türkiye, Azerbaycan, Karabağ'da, Nahçıvan'da, Zengezur'da, diğer diğer diyarlarda her tarafta ortak şekilde adımlarımızı atarız. 2025'e kadar Karabağ'dan çıktın çıktın ey Moskov. Hani burada bir mesaj var. Çıkmazsan zor olacak ama aziz ve necip milletimiz Türk milleti gereğini yapacaktır. Türkiye ve Azerbaycan Karabağ'da tam bir kontrol sağlayacaktır deniliyor bu mesaj çerçevesinde. Önemli, çok önemli. Tabii 2025 yılına kadar Ermenistan içindeki bu muhalifler Karabağ'da farklı farklı provokasyonlar hazırlanabilirler. Rusya'nın oraya gönderdiği ajanlar farklı farklı adımlar atabilir. Hani orada bir gerilim yapacaklar. Rus barış gücü oraya müdahale edecek. Sonra e, biz bu işi uzattık. Çünkü aranızdaki Azerbaycan Ermenistan arasındaki Karabağ'da bu noktadaki gerilim bitmedi. Biz daha burada kalacağız. Kremlin bunu planlıyor olabilir. Kremlin'in planı varsa Türk Devleti de planlarından daha üstün planlar kuruyordur. Ve dahi kuruyoruz daha. Zor olacak, kolay olmayacak ama 2025 yılında tam özgür, tam azat olunmuş, daşnağından Moskofundan ondan bundan temizlenmiş bir Karabağ. Türkiye, Nahçıvan, Zengezur, Koridor, yok bölge komple Karabağ'dan, Azerbaycan'dan, Türk dünyası birleşeceğiz Allah'ın izniyle. Sefer bizim, zafer Allah'ındır. Devam. Arnavutluk'tan dikkat çeken bayraklar çıkışı. Umarım kullanmak zorunda kalmayız. Oh, hayırdır? Arnavutluk, Türkiye'den aldığı İHA'lar, SİHA'ları nereye karşı kullanacak? Hı? Nereye mi? Ya canı çeken Sirtakiler olursa Yunanistan oraya ya da ya da ya da daha çok kızışan ve kaynaşan Sırbistan. Kosova gerilimi. Arnavutluk Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Arnavutluk olarak en kötü olaylara kendimizi hazırlıyoruz. İHA'larımız, SİHA'larımız hazır. Türkiye ve Arnavutluk işbirliği en yüksek seviyede. Biliyorsunuz Türkiye'nin Arnavutluk'ta askeri üssü bulunmakta. Hava üssü, kara üssü, deniz üssü, İHA'lar, SİHA'lar üssü daha neler neler. Ukrayna Rusya savaşı, bölgede değişimlerin bir rüzgarının tekrardan çıkması, Bosna Hersek içindeki Sırpların kaşınması, Kosova Sırbistan gerilimi, Kosova'nın içindeki Sırpların ayrılıkçı kafaya tutulması ve bölgede çok şiddetli şekilde bir tarafta Amerikancıların, o bir tarafta Ruscuların ortaya kızıştırıp farklı bir hamleyle Balkanlarda bir ateşi yakma ihtimali bu noktada Arnavutluk da tedbirlerini alıyor. Arnavutluk Türkiye ile beraber her türlü olasılığa karşı kendi hazırlığını yapıyor. Türkiye bizimle diyor Arnavutluk. Evet Edirama, evet Arnavutluk, evet kardeşlerimiz dostlarımız sizlerle beraberiz. Ayrıca Arnavutluk hem İran'a hem Rusya'ya hem Yunanistan'a hem Sırbistan'a mesajını net bir şekilde verdi. Türkiye bizimle. Evet Allah. Ve geçiyorum İsrail. İsrail Türkiye normalleşmesi son sürat devam ediyor sizlere demiştim. İsrail'den Türkiye'ye her an davet gelebilir ve bu beklenen davet geldi. İsrail Başkanı Herzog Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'e davet etti. Beklenen davet geldi ve Sayın Erdoğan ilerleyen günlerde haftalarda İsrail'de. Şimdi bu Yunanistan'ın hiç, hoşun hiç hoşuna gitmedi. Şimdi bu Kıbrıs Rumlarının, Cücük Kıbrıs Rumlarının hiç hoşuna gitmedi. İsrail'in Cumhurbaşkanı niye böyle bir davette bulunuyor? falan filan manşetleri hem Yunan basınında hem Kıbrıs Rum basınında. Ama İsrail de çıkardığı gazları bir şekilde satmak istiyor. E bu satışın en kestirme yolu Türkiye üzerinden kurulacak boru hatları. Türkiye'ye kadar bir boru hattı ve oradan Avrupa'ya tez zamanda ulaştırılması. Yoksa onların planladığı İsmet boru hattını, İsrail'in Kıbrıs Rumlarının, Yunanistan'ın planladığı İsmet boru hattına izin vermeyiz. İzin nasıl olur? Türkiye İsrail arasında çok farklı şekilde antlaşmalar olur, adımlar atılır. Bir mebatlaşması, bir farklı noktada adımlar gelir. Ondan sonra Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e bizim mavi vatanımızda izin verdiğimiz ölçüde onlar da borularını geçirirler, diyetlerini ödedikten sonra. Sayın Erdoğan'ın İsrail'e yapacağı ziyarette birçok antlaşmanın imzalanabileceği iddia ediliyor. Bu antlaşmalar içinde en önemli olanlarından biri ise Akdeniz'deki gaz Doğalgaz, bunun iletimi, bunun taşınması ve MEP antlaşmalarının önünün açılması ve diğer noktada atılacak hamleler. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Sayın Erdoğan, İsrail'e ne zaman gidecek? Bilal Feyza, sizin için takibe devam. Ve Türkiye'den Amerika'ya Suriye dersi Halep mesajı. Halep, Türkiye'nin kontrolünde olmalı. Hoppa, elhamdülillah. Duymak istediğimiz mesajlar Türkiye'den ilgili yerlere net bir şekilde duyurulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Yasin Akta yaptığı açıklamada Halep'in Türkiye'nin kontrolüne verilmesini ve Türkiye'nin kontrolünde olması gerektiğini belirtti. Evet bunlar bizim özlediğimiz ve duymayı beklediğimiz mesajlar. Bizim olan bize geri dönmeli. Önce bunu sözde birlik sağlanmalı, sözde söylenmeli. Ardından siyasi mesajlar verilmeli. Ardından ise sahada gerekli adımlar atılmalı. Atıyoruz da. Bu mesaj hem Amerika'ya hem Rusya'ya hem de İran'a net bir şekilde verildi. Ve Amerika bunun içinde en büyük ölçü Amerika'ya verilen mesaj işin önemli? Çünkü Amerika Suriye'de üç parçalı bir yönetim istiyor. Eyalet sistemi istiyor. Kendilerinin beslediği YPG PYD'nin hüküm sürdüğü bir Suriye'nin kuzeyinde alan. O bir tarafta ÖSO'nun kendi yönetimine uçucuk bir alan bizim Türkmen kardeşlerimizin, Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin Türkiye'nin kontrolünde oluşturan o şemsiye, ÖSO şemsiyesi altında yaşayanlar, onların yaşadığı alanlar. O bir tarafta ise Şam yönetiminin bulunduğu alan. Üç bölgeli bir yönetim. Amaç Türklerin daha da ilerlemesini engellemek, Türkiye'nin daha da ilerlemesini engellemek, Türkiye'nin misakı milli topraklarını tertemiz yapmasını engellemek. Başaramayacaksın. Amerika, Beyaz Saray'ın. Pentagon'un Suriye'de Suriye'yi yöneten kolu ve başındaki isim. Brent McGurk. Gakkuk diyorum ben ona. Azılı Türk düşmanı. Bu Brent McGurk yaptığı açıklamada Suriye'de 3 bölge kurulmalı ve biz Amerika olarak bunu destekliyoruz. Türkiye büyük bir harekata başlamamalı, yapmamalı mesajı verdi. Heh. Biliyoruz sizin karın ağrınızı. Dediğim gibi bunların amacı Türkiye daha da ilerlemesin. Türkiye daha da ilerleyip ondan sonra alacağı diğer yerlere de hedefini koymasın. Burada kalsın ne yaparlarsa yapsınlar boş. Türk devlet aklı adımlarını hamlelerini santim santim de olsa atıyoruz sevgili dostlar. Bazen hızlı gidiyoruz bazen yavaş gidiyoruz bazen belki ikileri bir geri gidiyoruz. Ama gidiyoruz ve dahi gideceğiz de. Amerika'nın gargaları McGurk Gakkuk yapıyor diye Türk devleti durmayacaktır. Durmuyoruz da. Herkes kendi planını kuruyor. Herkes kendi haritasını oluşturuyor. Bunlar harita oluşturuyorsa bizler harita yapmıyor muyuz? Bizler de Türk haritasını geleceğin dünyasında büyük Türk haritası, büyük Türk İslam haritasını oluşturuyoruz. Bu haritayı oluştururken de dost ve kardeş ülkeleri gelin bir ve beraber ileriye daim ileriye diyoruz. Bizimle beraber Türkiye ile beraber olursanız sizler de kazanırsınız. Ama Türkiye'yi yalnız bırakırsanız bize bir şey olmaz. Biz mücadelemize devam ederiz ama sizlere çok şeyler olurun mesajı ve dahi Türk dünyası bizimle, Türkistan dünyası önemli bir oranda bizimle hatta ki hatta Müslüman olmayan bazı ülkelerde bizimle beraber. Durun daha yolumuz bitmedi, hedefimiz bitmedi, daha gideceğiz, daha bizim kızıl var, daha bizim ilahi kelimetullahımız var. Bu yola baş koyduk, bu yolda sonuna kadar ilerlemeye devam. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde Kaçın bizler tekrardan ayağa kalktık ve geliyoruz da durmadık durmuyoruz durmayacağız yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızılma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun.